Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir gıda emperyalizmi kıskacında akıllı beslenme programında sevgili Kenan Demirkol Hoca ile birlikte huzurunuzdayız. Bugün genetiği değiştirilmiş organizmalar, daha doğrusu tam programımızın çerçevesi bakımından genetiği değiştirilmiş tohumlar ve bu tohumların ürünü olan besinlerden söz edeceğiz. Hocam, güzel de bir rastlantı oldu. Bu programı biz geçen hafta için planlamıştık. Ama benim bir konferansım nedeniyle geçen hafta programı yapamayınca bu program bu haftaya sarktı. Doğrusu kitapta yetişti. Öncelikle kutluyorum izleyicilerimin huzurunda. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, programa girerken de tanıtımını gördünüz. Sevgili Kenan Demirkol hocamız, GDO Çağdaş Esaret isimli kitabıyla Kaynak Yayınları tarafından basıldı bu kitap. Bu alana önemli açılımlar getiriyor. Evet hocam, şimdi izleyicilerimize bir giriş olsun. Bu genetiği değiştirilmiş organizmalar nedir? Neden üzerinde bu kadar çok fırtına kopartılıyor? İsterseniz bir başlangıç yapalım. Şimdi genetiği değiştirilmiş organizmalar derken sizin de çok doğru olarak sınırlama getirdiğiniz biz tohumlar ve bitkileri daha çok konuşacağız. Gerçekten çünkü genetiği değiştirilmiş organizmalar bakteriler de olabilir, hayvanlar da olabilir. Ve aslında tıp bilimi genetiği değiştirilmiş bakterilere ilaç üreterek insan sağlığına katkı sağlayabilmektedir. Şimdi genetiği değiştirilmiş bakteriye örneğin insülin proteinini üretmek için bir gen aktarılıyor ve o bakteri bizim adımıza şeker hastalarının kullandığı insülini üretiyor. Buna rekombinant insülin deniyor ve bugün dünyada hemen hemen sadece artık bu şekilde üretilmiş insülin kullanılıyor ve insanlığın hizmetine sunuluyor. Ha, burada tabii şunu tartışmak gerekir. İnsanları şeker hastası olmasına göz yummak, ondan sonra da bakterilere insülin ürettirmek mi doğrusu? Yoksa baştan itibaren şeker hastalığının oluşmasını engellemeye yönelik devlet politikaları geliştirmek mi doğru? Bu ayrı bir tartışma ve çok da haklı bir tartışma olur ama sonuçta biz büyüme hormonu, sarılık aşısı gibi değişik ilaçları bakterileri ürettirebiliyoruz. Buna hiç karşı değiliz. Bazı çevrelerin bizi yansıtmaya çalıştığı gibi teknoloji düşmanı değiliz. Bilim düşmanı hiç değiliz. Aksine bilimin topluma yarar getirdiği her alanda sonuna kadar varız. Siz de, ben de. Ama fark ne? Genetiği değiştirilmiş bakteriden ilaç üretmekle genetiği değiştirilmiş tohumdan bitki üretmenin farkı ne? Fark şu. İlaç ürettiğimiz zaman biz o genetik yapıdan hiçbir şeyi ilaca katmıyoruz. Son derece titiz saflaştırma teknolojileriyle sadece üretilen ilacı alıyoruz. Hatta bu 1980'lerin başında başlamış olan bu teknolojide çok acı bir deneyim de yaşandı. Saflaştırma tekniğinin çok titiz yapılmadığı bir Japon firmasının bir ilacında artıklar, genetik artıklar olduğundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca insan hayatını kaybetti. Yüzlerce insan hala o ilacın yaratmış olduğu yan etkilerden dolayı bugün felçli bir hayat sürdürmüş. Bu örnekten de görülüyor ki saflaştırmayı, yani sadece ilacın kendisini değil de genetik bilgiden de bazı şeyler katılırsa o zaman felaketlere yol açabilmektedir. Bitkinin genetiği değiştirildiğinde biz bütün o yeni genetik bilgiyi de yemiş oluyoruz. Evet değerli çünkü hocam, şimdi buraya kadar konuştuklarım. Bitkinin her hücresinde aynı genetik bilgi ve aynı genetik değişiklik mevcut. Evet, şimdi şöyle bir toparlayalım. Yani bu ayrım çok önemli. Çünkü benim geçen hafta
bulunduğum ilde yapılan toplantılardaki oturumlardan biri GDO'larla ilgiliydi. Orada da aynı deyim yerindeyse kafa karışıklığı sürüyordu. Demek ki bu ayrımı değerli izleyicilerimiz için özellikle bir kez daha vurgulamak istiyorum izninizle. Bir bakteriye ya da bir mayaya onun genetik özelliklerinden yararlanarak herhangi bir proteini ürettirmek ve sonra onu saflaştırmakla genetiğiyle oynanmış bir organizmayı insan vücuduna doğrudan vermek şu ya da bu yolla, hele özellikle besinler yoluyla, çok farklı şeyler. Yani genetiği değiştirilmiş bitkilerden bahsederken her şeyden önce hiçbir zaman tıpta kimi ilaçların üretilmesinde bu teknolojilerin kullanılıyor olmasını bu konunun lehinde bir argüman olarak ileri sürmemek gerekir. Bunu gayribilimsel. Evet, bunu ileri sürmek bir tek şeye hizmet eder. Kafa karışıklığına yol açmaya hizmet eder. Bunun böylelikle bilinmesi lazım. Evet, şimdi bitkilerin genetiği nasıl değiştiriliyor? Kısaca o yöntemden de bahsedelim. Seve seve hocam, ama izin verirseniz bir şeye değinmek isterim. Eski bir görüş vardı. İnsan genom haritası ortaya çıkmadan önce her gen bir protein üretir mantığından yola çıkılıyordu ve çok matematiksel bir ilişki kuruluyordu. Bir gen eşittir bir protein. Böyle bir şey yok. İnsan genomu ortaya çıkınca baktık ki insanda sadece 20 bin gen var ama 120 binden fazla protein var. Hani bir gen bir protein üretiyordu? Demek ki bizim bundan çok uzun süre önce değil, daha 15 yıl öncesine kadar ileriye sürdüğümüz varsayım gerçekle hiç ilişkisi yok. Tabii buna merkezi dogma. Dolayısıyla yani ben alayım bir geni bir canlı hücreye yerleştireyim. O canlı hücrenin genetik bilgi ağının içine bir gen yerleştireyim. O benim istediğim proteini üretir. Başka da bir şey yapmaz. Yanılsaması çok yanlış. Biz bugün biliyoruz ki bitki içine yerleştirilmiş bir yabancı gen, bitkide 3000 küsür genin farklı çalışmasına ya da bozulmasına yol açıyor. Bu ne anlama gelir? Bu, bugüne kadar bitkilerden elde ettiğimiz proteinlerin değişmesi anlamına gelir. Ve bugüne kadar insanlığın hiç karşılaşmadığı yeni proteinlerin üremesi anlamına gelir. Peki, en başta alerji neyle ortaya çıkar? Proteinlerle ortaya çıkar. Biz bir tek gen yerleştirerek bile bitkinin 3000 küsür genini farklı şekilde çalışmaya zorladığımız anda 3000 farklı protein ortaya çıkacaktır. Bu insanoğlunun en azından olasılık olarak evet. Bu insanoğlunun bugüne kadar hiç karşılaşmadığı binlerce yeni proteinle karşılaşma riskini taşımaktadır. Nitekim GDO'lar, daha doğrusu genetiği değiştirilmiş bitkiler piyasaya 1996'da sürüldüğünden beri gıda alerjisi çok arttı. Oranları artıyor. Gıda alerjisine bağlı acile müracaatlar arttı ve gıda alerjisine bağlı ölümler arttı. Bunu göz ardı etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Bir kere bu dogmanın yıkılması lazım. Ne olmuş? Bu bir biyolojide matematik işlemez. Ben bir gen alayım, o benim için şunu üretsin. Tamam, bitkiye hiçbir zarar yok. Böyle bir şey söz konusu değil. İkinci bir yıkılması gereken dogma var. O da şu: İnsan her gün yedikleriyle binlerce gen alıyor zaten. Hayvansal gıda da alırken biz, bitkisel gıda da alırken o bitkiye ait veya o hayvana ait binlerce geni zaten yiyoruz. Ve sindirim sistemimiz bu genleri parçalıyor. Bu dogma da yanlış. Çünkü koyduğumuz yabancı gen ne yazık ki bizim vücudumuzda genleri parçalayan sistem tarafından tanınmadığı için parçalanmıyor. O gen bütün kalıyor. Nitekim
Münih Üniversitesi'ne bağlı Avrupa'nın en büyük süt enstitüsü Weinstephan Süt Enstitüsü'nde yapılan bir çalışma da genetik yapısı değiştirilmiş yemle beslenen ineklerin dışkılarında yedikleri değişmiş rekombinant genin yarısı hiç bozulmadan dışkıyla atıldığı görüldü. Yani zaten sindiriliyor iddiası da yanlış, insanları yanıltan, bilimi yanıltan bir dogmadır. Bunun da artık yıkılması gerekiyor. Evet, şimdi sorunuza gelince genetik değişiklik nasıl yapılıyor? Şimdi bir kere biz bugünkü ticari anlamda önem kazanmış olan 4 tane besin üzerinde daha çok genetiğiyle oynanıyor. Mısır, soya, kanola ve pamuk. Bunlardan üçü besin maddesi, bir tanesi de insanların giyimi için gerekli bir ürün. Peki dünyadaki genetiği değişmiş bitki ticaretinin %99'u bu 4 tohumla ilgili. Peki bu tohumlara hangi özellik kazandırılıyor? İnsanlık adına hangi yarar sağlanıyor? Örneğin soya fasulyesinin proteini mi daha besleyici oluyor? Veya mısırın nişastası daha az, vitamini mi daha çok oluyor genetik değişiklikle? Hayır. Genetik değişiklik iki açıdan yapılıyor. Ve bugün ticarete maruz kalan bütün tohumların neredeyse %99'u bu iki değişiklikten birini veya kombine bir şekilde içerir. Bunlardan bir tanesi bazı bitkilere dadanan, böcekleri öldüren, böcek ilacı üreten genetik değişiklik. İnsana ne katkısı var? Yani böcek ilaçlı bir mısır yemekle siz daha mı sağlıklı oluyorsunuz? Yani bu tamamen ticari bir konu. İnsan beslenmesiyle hiç ilgisi yok. Böcek ilacı üreten mısırı ben niye yiyeyim? İkinci genetik değişiklik, yabancı otları öldüren glifosat etken maddeli bir tarım ilacı vardır. Bu yabancı otları öldürürken ekini de öldürebilir. O yüzden bu ilacı üreten şirket, ya çiftçi benim ürettiğim bu ilacı çok dikkatli kullanıyor. Kendi ekinine zarar vermesin diye. Ben bu ilacın satışlarını ama arttırmak istiyorum. Ne yapabilirim diye uzun uzun düşündükten sonra ben örneğin soya fasulyesinin bu maddeye karşı direnç kazandıracak bir genetik değişiklik yapayım dedi. Peki yabancı ot öldürücü glifosata karşı soya fasulyesi sizin için daha mı sağlıklı, daha mı besleyici? Yani insan beslenmesiyle, toplumların açlığının giderilmesiyle genetik değişikliğin hiçbir ilgisi yok. Şimdi hocam tabii... Ve bunu yaparken de sadece tek bir gen glifosata karşı direnç oluşturuyor ama bu gen her zaman çalışmaz. Vücudumuzdaki her gen her zaman çalışmaz. Bitkideki her gen her zaman çalışmaz. Sürekli çalışması için ikinci bir gen aktarılıyor. Buna promotor gen, yani çalıştırıcı gen deniyor. Peki şimdi genetik değişiklik o kadar çok da kolay yapılamıyor. Hangi bitkide genetik değişiklik tutmuş, hangisinde tutmamış diye bir ayırıcı faktöre ihtiyaç var. İşaretleyici. İşaret genine ihtiyaç var. Ha üçüncü bir gen daha koyuyorsunuz, işaret geni. Eğer koyduğunuz o işaret geni bir antibiyotik direnç geni ise aşıladığınız hücreleri ilgili antibiyotikli solüsyona attığınızda ölen tohumlar veya hücreler genetik değişimin gerçekleşmediği hücrelerdir. Hayatta kalan ki %5 oranındadır bu başarı oranı, işte onlar genetik değişikliğin gerçekleştiği hücrelerdir. Ve ondan sonraki süreç çok pahalı bir süreç olduğu için hücrenin yüzünü bundan sonraki aşamaya tabi tutmaktansa gerçekten genetik değişikliğin başarılı olduğunu ileriki işlemlere tabi tutmak için bu işaret genine ihtiyaç duyulur. Ve bu yüzden de antibiyotik direnç geni hayvanlara ve insanlara sunulmuş olur.
Bir de bu ürün, bu tohum ürün versin ama o üründen yeniden tohum alınamasın ki her seferinde bu tohumu üreten şirkette bağımlı kalsın çiftçi diye kısırlaştırıcı bir gende yerleştirilir. Bakın bir tek özellik kazandırmak için 4 farklı gen yerleştiriyorsunuz ve bu 4 farklı genin her biri bitkinin kendi genleri üzerinde olumsuz etkileri var. Bırakın onu, bu 4 farklı gen insanoğlunun daha önce hiç karşılaşmadığı 4 yeni protein üretiyor. Ve bunların ne tür sakıncalar yaratacağı ne yazık ki bütün dünya yasaları araştırılmasını zorunlu kıldığı halde adeta hem ABD'nin hem Avrupa Birliği'nin yasaları çiğnenerek hiçbir güvenlik araştırması yapılmadan veya en azından yeterli güvenlik araştırılması yapılmadan insanların kullanımına sunuluyor. Evet, şimdi bu sözlerinizden birkaç şeyi anlıyorum ben. Bir tanesi bu biyoteknolojik özellik doğrudan doğruya bu teknolojiyi kullanan şirketlerin karlılığına tamamen yönelik olarak. Sadece o değil hocam. Çalışıyor. Hayır, geleceğim şimdi. Evet. Ben anladıklarımı sıralıyorum. Hayır, söylemediklerim içinde bir şey daha oralara var. Şu söylediğiniz ilkle ilgili bu şirketlerin karlılığı ve o şirketlerin bağlı bulunduğu ülkelerin gıdayı silah olarak kullanmasını sağlıyor. Tam da oraya gelecektim. Bu anlaşılıyor. Bir. İkincisi, bu konuda ileri sürülen, bu konuyu desteklemek adına ileri sürülen, güya bilimsel, ben onlara bilimci diyorum, savlarda ise bir DNA fetişizminin ürünü indirgemeci bir yaklaşım egemen. Yani bir geni işte bir organizmaya sokar yerleştirirsek o bizim hedeflediğimiz işi yapar. Biz ne kadar önemli ve büyük iş yapmış oluruz. Şeyi hatırlıyorum, Davos'ta bundan 2 ya da 3 yıl önce oturumlardan birinin konusu biyoteknolojideki gelişmelerdi. Ama oturumun başlığı şuydu: biz artık Tanrı'nın rolünü oynayabiliriz. Ünlü politikacılar ve bu çok uluslu emperyalist şirketlerin ya da emperyalist şirketlerin kısaca CEO'ları katıldığı bir oturumdu. Demek ki gerçekte, sizin de az önce sıraladığınız gibi, gerçekte genetik bilimiyle, genlerle, DNA'nın doğasıyla ilişkisi olmayan kimi indirgemeci yaklaşımlarla bu süreç savunuluyor. Ama bu savunulan süreç neye hizmet ediyor aslında? Emperyalist şirketlerin karlılığına hizmet ediyor. Bu şirketler aracılığıyla, bu şirketlerin merkezinde toplanmış büyük sermayenin toplumların gıda gereksinimlerini denetim altına almaya hizmet ediyor. Ama bunlar da işte büyük teknolojik gelişmeler, bilim neler getirdi, hatta dahası var tabii, geçen programlarımızda da söz etmiştik. Bilim artık açları doyuracak gibi bir takım safsatalarla bu süreçler savunuluyor. Demin siz bir şeye haklı olarak çok vurgu yaptınız. Teknolojilere karşı değiliz. Bilime de karşı olmak mümkün değil. Çünkü zaten biz yaşamını bilimle donatmış insanız. Kendimizi inkar edecek halimiz yok. Ancak burada indirgemeci olmayan, her şeyi doğru çerçevede ele alan yaklaşımlarla bu meselelere yaklaşmak gerekir. Şimdi buraya kadarki konuşmalarımızdan bunu bir kere ilgili izleyenlere açıklayarak konunun daha
yurttaşlarımızın günlük yaşamına olan yansımalarına gelelim. Demin dediniz ki 4 bitkide özellikle bu iş yapılıyor. Bunlardan 3'ü de bizim besinlerimizle ilgili. İşte mısır, kanola soya. Ve soya. Şimdi bunlara baktığımız zaman da özellikle mısır ve soya çok yaygın olarak besinlerimizde yer alıyor. Kısaca şöyle bir panorama çizer misiniz? Bu genetiği değiştirilmiş besinlerin, daha doğrusu genetiği değiştirilmiş tohumların besinlerimizde yer alma oranını izleyicilerimizin şöyle bir fikri olsun. Şimdi daha önce Türkiye'de de yapılan çalışmalarda eski bir çalışma, şu anda bunun kat ve kat üstünde, zamanında bu çalışma yapıldığında en az 800 üründe genetiği değiştirilmiş organizma veya bitki bulunduğu ileri sürülmüştür. Ama kanımca bugün en az bunun iki katı kadar raflardan satın aldığımız, market raflarından satın aldığımız ürünlerde bu vardır. Mesela kanola yağını sıklıkla bebe mamalarında görüyoruz. Şimdi bu kanola yağı genetiği değiştirilmiş, kanoladan mı elde edilmiş yoksa hibrit kanoladan mı elde edilmiş? Belli değil. Veya aldığınız herhangi bir çikolatada soya lesitini var. Bu soya lesitini GDO soya mı? Yani genetiği değişmiş soya mı? Değil mi? Bilemiyoruz. Ve bunu maalesef hiçbir şekilde de yurttaşın bilme şansı yok. Burada devlet devreye giriyor işte. Evet, şimdi devletin hangi oranda, daha doğrusu hükümetlerin ya da politikaların bu GDO meselesine nasıl yaklaştığını, Türkiye'de de bugün iktidarda olan politik çizginin bu meseleye nasıl yaklaştığını biraz sonra ele alacağız. Ama bu kadar çok sayıda raflarda bulunan besinlerde... Çok basit bir örnek vereyim mi hocam? Buyurun. Bugün Türkiye'de meşrubat üretiminde ağırlıklı olarak mısır şurubu kullanılmaktadır. Yani pancar şekeri yerine tatlandırmak için mısır şurubu kullanılmaktadır. Bu mısır şurubunun mısırı, evet, ithal GDO genetiği değişmiş mısır mı yoksa yerli klasik mısır mı bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun bir kere mısır nişasta içerir. Nişasta daha önce programlarımızda da hep anlattık. Glikozun binlercesinin bir araya gelmesidir. Dolayısıyla biz kimyasal olarak nişastayı ilk önce glikoza dönüştürürüz mısırdan şeker elde etmek istediğimizde, ama glikozun tatlandırıcılığı zayıf olduğu için, fruktoz daha tatlandırıcılığı güçlü olduğu için glikozun bir miktarı en azından fruktoza dönüştürülür. Bunun için de bir enzim kullanılır. Enzim kime ürettirilir? Genetiği değiştirilmiş bakterilere. Ve ne yazık ki İlaç sanayisinde olduğu gibi enzim üretiminde titiz bir saflaştırma süreci yoktur. Dolayısıyla biz bugün herhangi bir meşrubatı aldığımızda en azından genetiği değiştirilmiş bakterilere üretilen enzimle karşı karşıya gelmekteyiz. Yani sadece mısırın GDO'lu olması gerekmiyor. Evet. Ve bugün ne yazık ki gıda sanayisinin birçok alanında rekombinant enzimler kullanılmaktadır. Peynir mayasından yoğurt mayasına kadar aklınıza gelecek birçok alanda. Özellikle tabii endüstriyel gıda üretimindeki o tatlılar. Evet. Da, bütün çok gofretler, yaygın biçimde, değil mi? Şekerlemeler, dondurmalar. Dolayısıyla bir kere sayın seyircilerimize biz şunu önerebiliriz. Market alışverişinde GDO'suz marketten çıkmak neredeyse mümkün değil. Peki, en azından bir ürün alırken izleyicilerimiz etiket okumalı ve aldıkları o üründe herhangi bir mısır bileşeni, herhangi bir soya bileşeni veya herhangi bir kanola bileşeni var mı yok mu diye incelemeliler. Bunlar varsa uzak durmalılar. Evet. Şimdi peki bu besinlerin, demin alerjilerden bahsettiniz,
taşıdığı riskler açısından neler söz konusu, bugüne kadar nelerden kuşkulanılıyor ya da ne gibi işaretler var? Onlardan kısaca bahsedelim. Tabii. Şimdi Şahide Hocam, bugün herhangi bir yatırımcı bir tarımsal ilaç, örneğin bir böcek ilacı üretmek istese, aşağı yukarı 5 yıl süreyle laboratuvar ve hayvan deneyleri yaptıktan ve çevreye, hayvana ve insana zararsızlığı, en azından ölçülebilir oranda zararsızlığı kanıtlandıktan sonra piyasaya vermektedir. 5 yıl bir araştırma dönemi vardır. İlaç konusunda bu 15 yıldır. Bir ilaç ilk fikri ortaya atıldıktan ve ilk formülü ortaya çıktıktan eczane raflarına gelene kadar geçen süre 15 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucu olmaktadır ve çok titiz bilimsel araştırmalar, hayvan deneyleri sonucu olmaktadır. Ama biz ilacı bir kenara bırakalım, tarım ilacına dönelim. 5 yıllık bir araştırma süreci var. İnsana, hayvana, doğaya zarar vermesin diye. E peki, biraz önce ne dedik? Böcek ilacı üreten Mısır. Her hücresinde aynı böcek ilacı var. Dolayısıyla yıkasanız, istiyorsanız tahta fırçasıyla yıkayın. O ilaç hücre içinde, her bir mısır tanesi içinde, her bir soya fasulyesinin her bir köşesinde o ilaç mevcut. Çünkü genetik olarak üretiliyor. Hiçbir yıkama, temizleme, arıtma yöntemiyle uzaklaştırılamaz. Tarımsal ilacı hiç olmazsa uygun koşullarda uygulandığında, meyveye uygulandıktan sonra ekim sürelerine riayet edildiğinde, eve geldikten sonra da titiz bir şekilde yıkandığında büyük bir bölümünden kurtulmak mümkün. Ama genetiği değişmiş ve böcek ilacı üreten bir mısırın örneğin içindeki zehri hiçbir şekilde arıtmanız, uzaklaştırmanız mümkün değil. Peki, tarımsal ilaç için 5 senelik bir çalışma süreci vardır. Genetiği değişmiş bitkinin yapılan en uzun hayvan deneyi ne kadar biliyor musunuz? Ben kitabınızı okudum, biliyorum onun için. Çoğu 23 gün sadece, veya en çok 90 gün. Halbuki gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Avrupa yasaları, kesinlikle zararsızlığı kanıtlanmadan hiçbir gıda maddesi piyasaya sürülemez diyor. Bu koşullarda Avrupa Birliği yasaları ne diyor? Bir gıda maddesi piyasaya sürülmeden önce akut zehirleyici etki, kronik etki, birikimli zehirleyici etki ve gelecek nesillere zehirleyici etkisi olmadığı kesinleştikten sonra piyasaya sürülür. Peki, hocam siz temel bilimlerin saygın bir öğretim üyesisiniz. Kronik zehirleyici etki, bırakın gelecek nesilleri, en az 1,5 yıllık bir hayvan deneyi gerektirmiyor mu? 90 günlük bir hayvan deneyiyle bunların zararsızlığı ortaya konulabilir mi? Şimdi hep şununla karşılaşıyoruz. Zararlı olduğu ne malum? Hayır, sorun bu değil. Bütün dünyada gıda maddesi söz konusu olduğunda ihtiyat ilkesi çalıştırılır. Yani zararsızlığı üretici tarafından kesin kez kanıtlandıktan sonra piyasaya getirilir. Yani kanıtı ters çevirme diye bir şey vardır hukukta. O kadar güçlü ve baskın geliyorlar ki biz onların suçlu olduğunu ispat etmekle yükümlü kalıyoruz. Hayır, onlar suçsuzluğunu bize ilk önce ispatlasın. Bir kere bunu doğru koyalım. Bir, iki, şunu söylemeyi unuttuk. Genetiği değiştirerek bir tohumun, o tohumun sahibi oluyor şirket. Çünkü patent hakkıyla korunuyor. Canlı varlıklara patent Amerika'da ilk kez ortaya çıktı. İşte 80'li yıllarda ortaya çıktı. Zaten bütün sorun da buradan başladı. Canlı varlıklara patent konamaz kuralı geçerliydi 80'li yılların başına kadar. Ondan sonra Amerika'da ilk kez bir tohuma patent verilince canlı varlıklarda patent hakkı elde etme durumu oldu. İşte bu sayede de tohumlar doğanın binlerce yıldır toprağa işleyen çiftçinin tohumları şirketlerin tohumuna dönüştü. Amaç da zaten bu
GDO'larda. Şimdi patentle korunuyor ya, gelin de bir araştırma yapın. Siz patentle korunmuş bir tohumun araştırmasını şirketten izin almadan yapma hakkına sahip olur musunuz? Olamazsınız. Yasak. Dolayısıyla hani kendileri suçsuzluğunu kanıtlamıyorlar, güvenli olduklarını kanıtlamıyorlar. Sadece en uzun 90 günlük araştırma yapıyorlar. Halbuki en az 2-2,5 yıllık bir araştırma yapmaları gerekir. Öbür taraftan da bize diyorlar siz kanıtlayın ama tohumu verip araştırma yapmamıza izin vermiyorlar. E madem bu tohumlar bu kadar insanlık adına iyiydi, niye izin vermiyorsunuz araştırma yapmamıza? Neyi gizliyorsunuz? Neyi örtbas etmek istiyorsunuz? Ancak birkaç seçenek var araştırma yapmak için. Bunlardan bir tanesi Avusturya'da yaşadığımız örnek. Avusturya'da bu tohumların tarımda kullanılması için şirketler baskı yapar. Ama halkını düşünen bir iktidar dur der. Ben ilk önce kendi üniversitelerimde bu tohumların insan çevre hayvan sağlığına zararsız olduğunu kendim araştıracağım der. Ve Viyana Üniversitesi'ne Sağlık Bakanlığı görev verir. Şu tohumları araştır diye. Ve gerçekten Viyana Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda gelecek nesilleri de ilgilendiren uzun süreçli çalışmada en geç 3. nesil farelerde kısırlığın ortaya çıktığı, erken doğumların çok arttığı, düşük yani ölü doğumların çok yükseldiği, düşük tartılı doğumların ortaya çıktığı, karaciğer böbrek yetersizliğinin ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Yine benzer şekilde mahkeme kararlarıyla elde edilen tohumlarla yapılan çalışmalarda özellikle er bezi üzerinde, Leydig hücreleri üzerinde zehirleyici etki olduğu ve kısırlığa neden olduğu ortaya çıkmıştır. Yine İskoçya'da bir İngiliz şirketinin, tohum şirketinin patatesle ilgili müracaatı sonucu İskoç devleti bir bilim kuruluşuna araştırma teklifinde bulunur ve orada Puştay adında Macar asıllı bir bilim adamı yaptığı araştırmalar sonucu beyinde dahi küçülme saptadığında ve bu kamuya mal edildiğinde işinden atılır. Ve işinden atılma sürecini kitapta da uzun uzun anlattım. Tony Blair dahi devreye girer o adamın işten atılması için. Ve hatta bir iddiaya göre de bu iddiayı kanıtlama imkanımız olamadı maalesef. Bill Clinton Tony Blair'i arar. Bunun üzerine Tony Blair enstitü müdürünü iki kere arar. Aynı gün Puştay işinden atılır. Şimdi tabii sorum şuydu aslında. Ama konuşmanın akışını da kesmemek için bölmedim. Bu söylediğiniz de çok önemli ama onu ayrı bir başlık altında alalım. Yani akademisyenlerle bu tohum şirketlerinin ilişkisini alalım. Şu riskleri izleyicilerimiz için şöyle bir sıralayalım, netleşsin. Tekrar şunu söylemekte yarar var. Gıdayla ilgili riskler kısa vadeli riskler değildir. Bazı riskler ancak gelecek nesillerde ortaya çıkabilir. Bunun en güzel örneği margarin örneğidir. Margarinler trans yağ asitleri içerir. Ve trans yağ asitleri kolesterolü en çok oksitleyerek en çok damar sertliğine yol açan faktör olduğu ortaya ne zaman çıktı? 1908 yılında ilk margarin üretildi. 2008 yılında trans yağ asitleri yasaklandı. 100 yıl sonra. Ama bu 100 yıl boyunca her yıl yüz binlerce insan bu yüzden öldü. Dolayısıyla şunu izleyicilerimiz benden beklerlerse gayri bilimsel olur. Şu kanseri yapıyor, şunu yapıyor deme şansım yok benim. Bunların araştırması 10 yılları alır. Ve bunun araştırılması için tohuma sahip olmanız, o bitkiye sahip olmanız gerekir.
Tohum, patent hocam, burada sözünüzü keseceğim. Başka bir şey daha bilmek gerekmez mi? Hangi toplumlar genetiği değiştirilmiş tohumların ürünü olan besinleri yiyor? Şimdi çok ilginç bir durum var. Biraz sonra Türkiye'deki son uygulamalara da geleceğiz. Etiketlerde bunlar yazılmıyor birçok ülkede. İşte Avrupa Birliği bu konuda biraz sınırlayıcı önlemler alıyor ama. Bence birçok ülkede yazılıyor ama bazı belli başlı ülkelerde yazılmıyor desek daha yerinde olur. Her ne hal ise yani toplumların ne kadarının gerçekte bu besinleri aldığından çok emin değiliz. Hemen bir örnek vereyim mi bununla evet. ilgili? Amerika'da yazılmıyor. Ve Amerika'nın yeni başkanı Obama seçim çalışmaları döneminde buna bir son vermek lazım. Bu böyle olmaz. Tohum şirketleri de çok abarttı işi diye bir çıkışta bulundu. Aradan birkaç hafta geçti ve Obama seçim çalışmalarına destek versin diye 3-5 kişilik bir bilim heyeti kurdu. Bilim heyetinde 2 tane de dikkatimizi çeken profesör var. Daha önce GDO tohumu üreten dünyanın en büyük şirketinde çalışmış 2 profesör. Ve Obama'nın sesi kesildi. 1,5 yıldan beri başkan olduğu halde Amerika'da etiketle ilgili en küçük bir yasal değişiklik gerçekleşmedi. Evet. Yani en zavallı halklardan biri, çünkü ilk Amerika'da piyasaya verildi bu ürünler. Ne yazık ki şunu da çok açık yüreklilikle söylemek gerekir. Halklar masumdur. Yönetimler sorumludur. Evet. Ben Amerikan halkını kendi halkımla aynı kader çizgisi içinde görüyorum. Mazlum bir halk olarak görüyorum. Ve o halka da yazık oluyor. Evet. Şimdi izleyicilerimizden de sorular geliyor. Bu yeni çıkan yasal düzenlemelerle ilgili. Örneğin İzmir'den Mehmet Yıldız isimli izleyicimiz. Teşekkür ederiz programımıza gösterdiği ilgi için. Yeni çıkan yasal düzenlemede diyor, GDO'lu ürünlerin Türkiye'de kullanılması yasaklanmadı mı? Hayır. Gıdaların üzerinde, içerisinde GDO'lu ürün var diye yazılmayacak mı? Diye kesme soruyor. Şimdi Türkiye'de neler oldu onu bir konuşalım. Çok tipik olarak bunu artık bütün yurttaşlarımız sanıyorum bu olayın farkındalar. Hükümet bir karar alıyor ya da bir adım atıyor. Bunu sanki toplumun lehineymiş gibi şekillendiriyor. Topluma ilk sunarken ya da bu konudaki herhangi bir konuda ilk adım atarken. Ama ya o süreç içerisinde ya da süreç tam tamamlandı derken sürecin tamamlanması aşamasında tamamen ters yüz oluyor. Her türlü konuda bu böyle ne yazık ki. GDO konusundaki düzenlemelerde de benzer bir süreç yaşadık. İsterseniz şunu bir yani tam özetleyiniz. Trajikomik bir süreç yaşandı evet. Ve aslında tabii ki hükümetin diğer alanları çok bilgim dahilinde değil ama eminim enerji konusunda da her alanda da aynı trajikomik süreçler yaşanıyor ama inanın insan sağlığıyla bu kadar oynayan, bu kadar hiçe sayan daha kötü bir yönetmelik ve yasa çıkamazdı. Şimdi bir kere nasıl başladı süreç? Haziran başında geçen sene Sayın Cemil Çiçek'in, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in ve hükümet sözcüsü artık buna bir düzenleme getirmeliyiz. Biz zaten GDO'lu ürünler ithal ediyoruz. Kendi ülkemizde de bu niye ekilmesin? Şimdi bir de şöyle lanse ediliyor. Amerikalı çiftçi kazanıyor, benim çiftçim niye kazanmıyor? Ve bu da tutuyor. Özellikle Adana yöresinden bazı çiftçiler niye ekmeğimizle oynuyorsunuz diye bize karşı çıkıyorlar. Halbuki GDO onların ekmeğiyle oynadığının farkında değiller. Çünkü öyle aldanıp pullanıp satılıyor ki, öyle propaganda çalışmaları oluyor ki, kara akar çevriliyor ve öyle sunuluyor. Şimdi Cemil Çiçek bunu Haziran'da söylemeden önce
Çok muhterem bir ziyaretçimiz oldu. Kimdi o? Obama Hazretleri. Yeni başkan, evet. Ve çok ilginç bir tezadüf ki Amerikan Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret ettikten 2-3 hafta sonra hükümet sözcümüz artık şu GDO'ları Türkiye'de izin verelim diyor. Başka bir benzer olayı da biz bir tatlandırıcı meselesinde yaşamamış mıydık? Yine bir başkan gelmişti. Yine aynı hükümetten bir ricada bulunmuştu. Tabii, tabii. O konuda o başkanın ricasından sonra hemen o tatlandırıcılar tabii, meselesinde tabii. Düzenleme çıkmıştı. Hatta, bu hep aynı oyun. Yani o gelmemişti de bizim başbakanımız gitmişti ve o kadar çok sık gidip geliyorlar ki Irak Savaşı gibi bir konu konuşulurken Bush Sayın Başbakanımıza soruyor. O konuyu niye engelliyorsunuz? Evet. Yani bir Amerikan şirketinin Türkiye'de birinci sınıf tarım arazisinde açmış olduğu fabrikaya niye ruhsat vermiyorsunuz? Yasak. Tarım arazisi tarım arazisidir. Sanayi arazisi değildir. Gelecek nesilleri besleyecek tarım alanlarına bir sanayi kurarsak ekmeğimizi de ithal etmek zorunda kalırız. Evet, Obama geldi ve ne tesadüftür Devlet Bakanı hemen 3 hafta sonra Devlet Bakanı şu GDO'lara artık bir yol verelim dedi. Halbuki Birleşmiş Milletler Kartagena protokolü gereği 2004 yılından beri biyogüvenlik yasası üzerinde çalışılıyor. Hatta ilk dönemlerde değişik sivil toplum kuruluşlarından da görüş alındı. Ben hatırlıyorum hangi bakanlığında bilmiyorum ama bir sayın müsteşarla sizin bir yine televizyon Tarım programınızda bir tartışmanız olmuştu. Evet. Bütün sivil toplum kuruluşlarına biz sorduk dedi. Doğru. Evet. Ama en son 2005'te sordu. Evet. Şimdi 2000 o tartışmanın 2009'du. Olduğunda 2009'du. Evet. Son 4 yıldır herhangi birini sordu mu? Ve bakın şu biyogüvenlik yasası 5977 nolu 18 Mart 2010'da çıkmış olan yasa kapalı kapılar ardında hazırlandı. Şimdi hiç kimsenin haberi olmadı. Burada ne oldu? Bu yasada ne şimdi oldu? Şimdi bu yasadan önce ama o kadar telaşlandı, o kadar baskı altında kaldı ki hükümet demek ki yasa çıkmadan bir yönetmelik çıktı. Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimine dair yönetmelik. Yasa çıkmadan yönetmelik çıkar mı? Ama demek ki o kadar bir baskı altında kaldılar ki bir an evvel meşru bir zemin hazırlasınlar buna diye yönetmeliği çıkardılar. O kadar kötü bir yönetmelik çıktı ki Sayın Bakan televizyona çıktı. Avrupa Birliği ile birebir özdeş bir yönetmelik çıkardık. Müsteşar çıktı, müsteşar yardımcısı çıktı. Hiç ilgisi yok. Avrupa Birliği yasasıyla hiç ilgisi yok. Hala şu yeni çıkmış biyogüvenlik yasasında bile eşik değerden söz ediyor. Eğer bir gıda maddesinde %9'dan daha az GDO varsa etiketlenme zorunluluğu yok. Avrupa ne diyor? Hiç eşik değer koymaksızın isterse milyonda biri kadar GDO olsun o gıda GDO'lu olarak etiketlenmek zorunda. Hani Avrupa müktesebatıyla birdi bu? Ve kalkıp televizyonlarda halkı aldatıyorlar. Hiç ilgisi yok. Avrupa Birliği yasasıyla en yakın, en uzak bir benzerliği yok bunun. Avrupa'da eşik değer yok. Ama burada eşik değer koyuyor. Ve de eşik değeri miktarını yönetmelikte %9 olarak belirliyor. Ama daha sonra çıkarmış olduğu biyogüvenlik kanununda eşik değeri ne olacağına bakanlık karar veriyor diyor. Böyle temel bir konuyu iki dudak arasında bırakmak kimin hakkıdır? Bunun yasada belirlenmesi gerekmiyor mu? Bakanlık, her gün bakanlık değişsin, her gün eşik değer değişsin. Böyle bir şey var mı? Ama işte baskının gücüne bakın. Yasaya bile yazamıyorlar. Çünkü yasada kısıtlılık getirirse yarın öbür gün lobiler, emperyalist şirketler baskı yapacak yine. Nitekim en son yaşadığımız olay, biliyorsunuz bu yönetmelik defalarca değişti ve delindi. 26 Ekim'de çıkmış olan yönetmelikten sonra 3 kere değişiklik oldu. 20 Kasım'da bir değişiklik oldu. 20 Ocak'ta değişiklik oldu. 20 Kasım'daki değişiklik
GDO'ya hayır platformunun çok büyük toplumsal baskısı sayesinde oldu ve bazı geri adımlar atmak zorunda kaldılar. Ama bir de baktık 28 Nisan'da, yani şurada neredeyse 10 gün önce ya da bir hafta önce yeni bir değişiklik çıktı. Ve bütün bakanlık temsilcilerinin gururla hep dile getirdikleri antibiyotik direnç geni içeren, insan veya hayvan sağlığında kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geni içeren genetiği değişmiş tohumların ithali yasaktır ya da gıdaların ithali yasaktır maddesi ilave edildi. Şimdi Sayın Hocam, sizin konunuza, mikrobiyoloji konusuna biraz izin verirseniz girmek istiyorum. Genetiği değiştirilmiş organizmalarda, bitkilerde en çok kullanılan işaret geni kanamisin antibiyotiğine karşı direnç genidir. Gerçekten de kanamisin, izleyicilerimizin bunun antibiyotik olduğunu dahi duymamış olabilirler, İnsan sağlığında çok ender kullanılan bir antibiyotik. Ama Dünya Sağlık Örgütü kanamisini zorlu tüberküloz olgularında yedek antibiyotik olarak saklamıştır. Ve dünyada her yıl 8 milyon yeni tüberküloz vakası dünyada ortaya çıkıyor. Ve çoğu artık geleneksel tüberküloz ilaçlarına karşı dirençli olduğu için elimizde kalmış tek silah olan kanamisinle tedavi edilebilmekte. Ve işte biz bu kanamisine karşı direnç oluşturuyoruz. Bu gıdaları hayvanlarımıza yedirerek, insanlarımıza yedirerek. Ha, diğer bir önemi var. Biyolojik savaşta kullanılan bakterilere karşı etkin tek bir antibiyotik var. O da kanamisin. Ve sanki ben yarın öbür gün Türkiye üzerine bir antraks bakterisini atarsam, Türkiye kanamisinle bunu tedavi edemesin, halkı kanamise karşı dirençli olsun gibi bir çalışma var sanki. Şimdi isterseniz o biyolojik terör ya da biyolojik savaş konusuna girmeyelim. Çünkü o konuda da başka birçok oyun var. Onu belki bir özel programda ele almamız gerekir, bir başka programda. Ama burada daha çok benim ilgimi çeken şey, hükümetin ya da ilgili bakanlığın bu süreç içerisinde çok sıklıkla, sizin de demin örneklediğiniz gibi aylar içerisinde bir ileri bir geri adımlar atması ve bir adımı atmadan önce sanki her şey mükemmelmiş gibi işte medya aracılığıyla yaptığı savunuların tam tersi bir takım yeni tasarruflarda bulunması. Bu süreç genetiği değiştirilmiş tohumların birkaç emperyalist tekelin egemenliğinde olması dolayısıyla bence çok ilgi çekici bir süreç. Sizin demin altını çizdiğiniz gibi sanki önemli baskılar var izlenimi doğuyor. Ancak bir taraftan da şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda iktidarda olan politik çizgi zaten emperyalist politikaların ülke içerisindeki uygulayıcısı, işbirlikçi uygulayıcısı pozisyonunda. Bir taraftan işte anayasada demokratikleşme adına Türkiye'de baskıcı bir rejimin payandaları hazırlanıyor. Dış politikada komşularla sıfır sorun adına, ki böyle bir şey zaten söz konusu olamaz, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki politikalarına, Orta Doğu'ya şekil verme politikalarına hizmet edici bir takım ilişkiler kuruluyor ya da çizgiler izleniyor. Tabii bunlar programımızın konusu değil ama bu genel çerçeveyi de unutmamak gerekir. Yani burada Tarım Bakanlığı'nın yarattığı, hükümet genel olarak bunu yapıyor ama
bir sanal gerçeklik ortamında bir süre idare ediyorlar. Sanki film bittiğinde yeni bir başka sanal gerçekliği ekrana getiriyorlar gibi bir izlenim var. Bu aslında ne yapmak istediklerini ülke adına ne yapmak istediklerini bilmeyen bir çizgi ama hizmetinde oldukları kesimler adına ne yapacaklarını çok iyi bilen bir çizgi izlenimi yaratıyor ki bu çizgi asla ülkemizin yararına sonuçlar vermiyor. Ne dersiniz bu konuda? Şadi Hocam. Yine o düzenlemelerden örnek vererek gidelim. Seve seve. Yalnız daha geniş bir çerçevede bakarsak toplum aleyhine olmuş bütün bu kararlar dikkat edin sıkışık siyasi süreçlerde alınıyor. Çok ateşli bir anayasa değişim paketi sırasında hiç kimsenin ruhu duymadan çıkartılan bir yasa. Ve geçmişe doğru böyle bakarsanız bütün bu baskılar sonucu, şirket baskıları, lobiciler, yabancı devletlerin baskıları sonucu alınmış kararların tümü bu tür sıkışık dönemlerde alınmıştır. Anayasa tartışmaları yeterince yapılamasın diye bir dövizli askerlik lafı ortaya atıldı. Yine anayasa tartışmaları yeterince yapılamasın diye başkanlık sistemi ortaya atıldı. Yani gündemi değiştirerek arkada kapalı kapılar ardında bir takım yeni uygulamaları hayata geçirme çabası sürekli var. Ama doğrusu zaten başbakanın söylevlerini kaleme alan danışmanı bunu geçen gün bir gazetede açıkça ifade etti. Öyle mi? Ben kaçırmışım. Açıkça ifade etti. Yeri geldiği zaman başbakan polemikler açar dedi. Çok da ustaca yapıyorlar bunu. Evet, yani bunu artık açık açık da yapıyorlar. Hani bunu da açık açık söylüyorlar. Biz bunu da yaparız ve bunu yapa yapa bu toplumda hükmümüzü sürdürürüz tavrında benimsemiş durumda. Şahide Hocam, bir başka televizyon programında öğretim üyesi sıfatımla başörtüsü konusu sorulduğunda yavrularımızın başı örtülmüyor, toplumumuzun gözü örtülüyor. Evet. O başörtüsü tartışmaları boyunca toplum başörtüsü tartışmasıyla idare edilirken veya meşgul edilirken ne tür yasalar çıktı? Örneğin tohumculuk yasası çıktı. Örneğin tarım yasası çıktı. Çiftçinin tarım yapamayacağı hale getirildi bu toplum. Hep o başörtüsüyle toplum oyalandığı dönemde yapıldı bunlar. Besicilikte alınan onlarca, kararların onlarca evet, bu tür kararı kararların sonuçlarını ama bugün görüyoruz. Şöyle geçmiş halkımıza sorduğumuzda 2004-2007 arası hangi tartışma vardı ya da 2003-2000 başörtüsü diye haklı olarak anımsayacak toplum. Ama o başörtüsünün arkasından ne yasalar çıktı? Evet. Şimdi hocam isterseniz ben sizi bakın, biraz size, dinlendireyim. Bir dakika. Tabii. Şu izleyicilerimizin soruları var. Temin sorduğunuz bir soruya bir yanıt verebilir buyurun miyim? Şimdi bakın, yani bir adım ileri bir adım geri. Şimdi inanılmaz bir toplumsal baskı oldu bu yasa çıkartılırken, biyogüvenlik yasası. Ve hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Sayın Cemil Çiçek'in en başta söylediği Türkiye'de GDO'lu tarım olacaktır sözü gerçekleşmedi ve gerçekten de biyogüvenlik kanununun yasaklar maddesi olan 5. maddesinin C bendinde genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi yasaktır dendi. Tamam da gelelim şu maddesine. Başvuru, değerlendirme ve karar verme. Madde 3, 2. bend. Her bir GDO ve ürününün ilk ithalatı için gen sahibi veya ithalatçı yurt içinde geliştirilen GDO ve ürünü için ise gerçek ve tüzel kişiler tarafından bakanlığa müracaat edilir. Hani tarım yasaktı? Evet. Eğer tarım yasaksa GDO'lunun ürünü olur mu? Yani yönetmelik, özür dilerim, biyogüvenlik yasası aslında Türkiye içinde de GDO'lu tarım yapılmak üzere hazırlanmış. Sadece tek bir madde yarın öbür gün kısacık bir kararla yok edilecek tek bir maddede genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi yasaktır denmiş. Bir gece yarısı
bir torba rahatlıkla şu yasanın hiç açıklamadan şu yasanın madde 5C bendi iptal edilmiştir der. Evet. Ve bu biyogüvenlik kanunu Türkiye'de GDO'lu tarımada izin verir hale gelir. Evet. Çünkü tüm yasayı okuduğunuzda Türkiye'de de GDO tarımı yapılması mantığından yola çıkarak kurgulanmış bir yasa. Evet. Tek bir madde, ortada kalan tek bir maddeyle yasak ifade edilmiş ve o madde, ben bu hükümeti tanıyorsam, o maddeyi de en kısa zamanda aynı antibiyotik direnç geni içeren maddeyi nasıl bir gece yarısı 28 Nisan 2010'da çıkardıysa o yasağı da iptal edecek ve işte o zaman bütün Anadolu bu yabancı genlere açılmış olacak ve biyoçeşitliliğimiz yok olacak. Tabii biyoçeşitlilik konusu da çok önemli bir konu. Biraz sonra o konuya girelim. Şimdi değerli izleyicilerimizin sorduğu sorular üzerinden gidelim. Bu genetiği değiştirilmiş tohumlarla ilgili sorular var. Birkaç tane. Onları hemen sıralayayım. Toplu bir cevap lütfen sizden alayım. Genetiği değişen gıdaları nasıl anlarız? İzmir'den Berin Öztürk isimli izleyicimiz soruyor. Yine İstanbul'dan Ayşegül Kaya isimli izleyicimiz, pazarda ya da markette alışveriş yaparken bu tür gıdaları nasıl anlayabiliriz? Ankara'dan Elvan Şengül, genetiği değiştirilmiş tohumların ürünü olan gıdaların insanlara zararları nelerdir diye sormuş. Sakarya'dan Ahmet Ersoy isimli izleyicimiz soru sormamış. Teşekkürlerini iletmiş bu program için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mersin'den Mahmut Giran isimli bir izleyicimiz şöyle diyor: İnsan ve hayvana zarar veren GDO'lu ürünlerin ülkemize getirilmesi ve üretilmesine izin veren yetkililer, burada okuyamam devamını, olumsuz bir nitelemeyle nitelemiş haklı olarak. Yine Mehmet Kaya isimli bir izleyicimiz, özür dilerim, Mert Kaya isimli bir izleyicimiz, GDO'lu bir tohum ekilmiş tarladan GDO'lu mahsul aldıktan sonra aynı tarlaya yerli tohum ekilirse, GDO'suz bu tohum bir önceki ekimden dolayı topraktan herhangi bir bulaşıklığa maruz kalır mı diye soruyor. Eyüp Bursalı isimli izleyicimiz de gıdaların genetiğini değiştirmek kime ne yarar sağlıyor diye soruyor. Kocaeli'nden Ümit Akyol, hormonlu gıda ile genetiği değiştirilmiş gıda aynı şey midir diye soruyor. Şimdi başka izleyicilerimiz de var. Örneğin İzmir'den emekli Özcan Sert, İstanbul Bahçeşehir'den Göksel Gür, İzmir'den Mehmet Yıldız, İstanbul'dan Mehmet Öztürk, İzmir'den Ali Önder, İzmir'den Süleyman Eser, Amasya'dan Hasan Akdeniz. Ama bu izleyicilerimizin soruları yine İstanbul'dan Dilek Kırmızı, Kayseri'den Hüseyin Kocabay, Kocabay isimli izleyicilerimiz daha önceki programlarımızla ilgili sorular sormuşlar. Bunları programımızın sonunda zaman kalırsa yanıtlayalım. Buradan yine izleyicilerimize söyleyelim. Birkaç hafta sonra genel bir sorular, akıllı beslenme çerçevesinde genel bir sorulara yanıt programı yapacağız, bir bölüm yapacağız. Olmazsa o zaman bu soruları yanıtlarız. Ama şu şimdi Berin Hanım ve Ayşegül Hanım'ın sorularına gelince hiçbir şekilde anlaşılmaz. Evet. O nedenle hazır gıdalarda etiket okumak ve biraz önce söylediğimiz gibi soya, kanola, mısır içerenleri mümkünse kullanmamak. Ha şimdi üreticiler kızacak, hiç kızmasınlar. Etiketlerinde yazsınlar GDO'lu olmadığını ve gerçekten GDO'suz ürün kullansınlar. Biz burada met edelim. Ama etikette belirtilemediği sürece biz onların riskli olduğunu dile getirmek zorundayız. O yüzden hiçbir şekilde anlaşılmaz. Etiket bu yüzden çok önemli. Ve etiket yasasının da böyle bizim şu andaki yönetmelik ve yasada belirtildiği gibi değil, gerçekten insan onuruna yakışır halde olmasını
hükümetten talep etmek zorundayız. Elvan Hanım'ın sorusu, sağlık sakıncalarına değinmiştik. Şimdi bir tekrar yapmayalım. Mert Bey'in çok haklı sorusu var. Eğer tarlaya ektiğimiz bir GDO'lu üründen ertesi sene yeni başka bir GDO'suz ürün ektiğimizde bulaş olur mu diye, çok doğru bir soru, olur. Çünkü bitkiden bu gen topraktaki bakterilere sıçrıyor. O bakteri de canlı kalabiliyor. Ve o bakteriler, bu sefer siz genetiği değişmemiş bir bitki dahi ekseniz, ertesi yıl, ertesi yıl, ertesi yıl yıllarca diğer bitkilere de geçebiliyor. Ve bu işte biyoçeşitliliği öldürüyor. Eyüp Bey kime fayda sağlıyor diye sormuş. Şirketlere ve bu şirketlerin bağlı bulunduğu ülkelerin emperyalist çıkarlarına hizmet ediyor diye yanıtlamak istedim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biraz bu biyoçeşitlilik meselesinden programımızın sonuna geliyoruz. Ne önemi var? Kısaca bir iki dakika ondan söz edelim isterseniz. Şimdi biyoçeşitliliğin azalması neden önemli, üzerinde durulan bir konu ve neden buna karşı çıkmak gerekiyor? Şimdi Şadi Hocam, biz geçmiş programlarımızın birinde, zannediyorum en baştaki programların birinde, İrlanda'da 1846-49 yılları arasında yaşanmış açlık felaketinden söz etmiştik. İrlanda halkı çiftçi bir halk ama toprak sahibi değil. İrlanda'daki topraklar o dönemde İngiliz beylerin toprağıydı. Ve İngilizler topraklarında buğday ekilmesini tercih ederdi. Çiftçiye de yaptığı hizmet karşılığı toprağın bir küçük bölümünü ayırır. Buradan elde ettiğin ekinler de senindir diye bir karşılık verilir. Buğdaya nazaran patates daha doyurucu olduğu düşünülerek İrlanda halkı da, çiftçi halk da kendi gereksinimi için o küçük toprak alanlarında patates eker. O dönemde İrlanda'da topu topu iki cins patates vardır. Ve ne yazık ki her iki cins patatese de etkili bir hastalık bulaşır. Ve İrlanda 3 yıl boyunca patates mahsulü alamaz. Bunun sonucu 1 milyon İrlandalı ölmüş, 1,5 milyon İrlandalı ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Toplam 6,5 milyon nüfusun 2,5 milyonu erimiştir. İşte biyoçeşitlilik bu yüzden önemli. Tabii. Dünyada 3000 çeşit patates varken İrlanda'nın elinde 2 patates vardı ve tesadüfen her ikisine etkili bir süne hastalığı bulaştı ve hiç mahsul alamadılar. Halbuki İrlanda'da 8-10 çeşit patates olsaydı, bir cinsine hastalık gelse bile öbür cinsine gelmez ve bu açlık kırımı olmazdı. Şahide Hocam, son 100 yıl içinde tarla ekinlerinin %90'ını kaybetti dünya. Biyoçeşitlilik kaybı. Ve bakın, giderek daraltılıyor. Binlerce buğday cinsi 3-5 cinse indirgenmeye çalışılıyor. Binlerce pirinç cinsi 2-3 cinse indirgenmeye çalışılıyor. Çünkü ne kadar cins daha az olursa, büyük şirketler o kadar daha az yatırımla kar elde edebilmekte. Ama biyoçeşitliliği kaybetmek, işte İrlanda'nın başına geleni, bütün dünyanın başına gelmesine sebep olacaktır. Bu anekdotu da paylaşalım. O dönemde liberalizm hakim İngiltere'de. O yüzden avam kamarasında İrlandalılara yardım edelim diye teklifte bulunulur. Ama Adam Smith'in tanımlamış olduğu liberalizme istinaden avam kamarası hayır, ekonomiye karışamayız der ve İngiltere yardımı reddeder. O dönemde Osmanlı iki gıda dolu gemiyi İngilizlerden gizlenerek İrlanda'ya yollar. O yüzden 15 gün önce İrlanda Cumhurbaşkanı veya Başbakanı hanımefendi Türkiye'ye geldiğinde 160 yıl önceki bu olayı da hatırlayarak tekrar şükranlarını Türkiye'ye dile getirmiştir. Evet. Şimdi tabii sadece bu monokültür ya da işte çeşitlerin azalmasının hastalıklar açısından değil.
çok daha geniş bir çerçevede baktığımızda yaşamdaki genetik çeşitliliğin aslında kendi içinde bir denge kurduğunu da unutmamak lazım. Bu bağlamdaki çeşitlilik azalmasının, yani biyoçeşitlilikteki azalmanın ayakta kalan türler açısından da, dolayısıyla insan türü açısından da olumsuz sonuçları olacaktır. Şimdi Şahide Hocam, öyle buğday var ki çok yağmurlu mevsimde zarar görmüyor. Öyle buğday var ki kuraklığa iyi dayanıklı. Öyle buğday var ki çok sert rüzgarda bile bozulmuyor. Şimdi bütün yaşam koşullarına adapte olmuş, binlerce yıldır kendi özelliğini oluşturmuş tohumlar bunlar. Evet. Ve bu toprağın tohumları, bu coğrafyaya en uygun tohumlar. Biz bunları kaybedersek yaşam hakkımızı kaybetmiş oluruz. Tabii burada toprak politikalarının da çok önemli olduğunu söyleyelim. Sadece bitki türlerimizi değil, aynı zamanda topraklarımızı da kaybediyoruz. Hocam, son iki dakikamız kaldı. Hibrit tohumla GDO, yani genetiğiyle oynanmış tohum arasındaki farkı da açıklayalım. Çünkü tabii onunla da ilgili. Bir de Ümit Bey'in sorular, hormonla GDO arasındaki farkı sormuştu. Yani zamanımız çok, tabii çok kısa kaldı. Çok kısa olarak lütfen. GDO tamamen hücre içine etki ederek ayrı bir adeta tür oluşturan bir olaydır. Hormon ise özellikle serada veya tarlalarda da çiftleşmeyi sağlayan bir unsurdur. Tabii ki geleneksel tarım en iyi tarımdır. Hormonu olabildiğince kullanmamak gerekir. Ama hormonun sakıncalarıyla GDO'nun sakıncaları karşılaştırılamayacak düzeyde GDO aleyhinedir. GDO çok daha sağlık açısından, hem çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından göz önünde bulundurulması gerekir. Hibrit tohum zaten bütün doğada ilk buğdaydan, Einkorn denen ilk buğdaydan, bugünkü binlerce buğday türünün oluşması da doğal bir hibritleşme sonucudur. Yani hibrit tarlada, biyolojik ortamda olabilen bir şeydir. İnsan eline ihtiyacı olmayan bir şeydir. Ama F1 hibritten söz ettiğimiz zaman insan eliyle yapılmış bir hibritleşmedir. Ama yine tarlada yapılan, laboratuvarda hücre içine etki etmeyen, dolayısıyla insana ek bir zarar sağlamayan ama fayda eksikliği sağlayabilen bir teknolojidir. GDO ile hiç ilgisi yoktur. GDO'nun tanımı zaten şudur: mutlaka insan eliyle laboratuvar ortamında yapılmış bitkisel değişikliktir GDO'nun tanımı. Bu Avrupa Birliği'nin tanımıdır. Halbuki hibrit tarla ortamında, biyolojik ortamda aslında kendiliğinden de olabilecek ama insan eliyle hızlandırılmış bir hibritleşmedir. Evet, şimdi bu tabii hibrit konusu da GDO'lu tohumları savunanların önemli silahlarından biri. Şu tip şeyler yapıyorlar, yanıltmacalara başvuruyorlar. Zaten insanoğlu tarım toplumuna geçtiği andan itibaren hibritleme yoluyla, genetiğiyle oynuyor aslında bitkilerin. Biz bunu şimdi laboratuvarda yapıyoruz. Yok. Bu da büyük bir kandırmacadır. Bu da bir kandırmaca. Tamamen. Büyük bir kandırmacadır. Ve yalandır yani. Bunun da evet altını çizelim. Kusura bakmasın çizelim ama yalandır. Şimdi, bunu söyleyen bir bilim insanı, bilim insanı değildir. Evet. Şimdi birkaç izleyicimiz daha. İstanbul'dan örneğin Salman Develi isimli izleyicimiz. Toplumsal huzur olmayınca sağlıklı olmak da olası değildir. Ne yapsak boş diyor. Aydın Karacabey'den, Aydın isimli bir izleyicimizdi. GDO, siz diyor neden bahsediyorsunuz? GDO maalesef çoktan hayatımıza girdi. Un akıtan diyor bir numaralı Mısır ithalatçısı. Evet.
Antalya'dan Melih Vural isimli izleyicimiz de hibrit tohumlardan elde edilen ürünler sağlıklı mıdır diye sormuş. Yine çok sayıda soru var ama bunlara yanıt veremeyeceğiz. Programımızı ne yazık ki sonuna geldik. İsterseniz Melih Bey'in sorusuna kısaca bir tekrar niteliğinde cevap vereyim. Hibrit tohumlardan elde edilen bitkilerin sağlık sakıncası yoktur. Ama örneğin vitamini daha az olabilir. Tadı daha az olabilir. Yani hepsi böyle asker gibi kalıptan çıkmış domatesler, hibrit domatesler. Ama bugün domatesin tadını alabilen var mı aramızda? Hibrit evet. Budur işte. Evet. Ama bir sağlık sakıncası yoktur. Yoktur. Değerli izleyiciler, ne yazık ki bugün de programımızın sonuna geldik. Bildiğiniz gibi bu kanal sizin kanalınız. Daha doğru bir söylemle bu kanal ulusal gönüllülerin desteğiyle ayakta duran bir kanal ve Türkiye aydınlanmasına bütün programlarıyla katkı vermeye çalışan, bunun için elinden geleni yapmaya çalışan bir kanal. Sizin kanalınızda gıda emperyalizmi kıskacında akıllı beslenme programlarının birinin daha bitiriyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın. İzin verirseniz ben de kitaba katkılarından dolayı sunu yazısı yazdığı için Sayın Profesör Korkut Boratav'a ve arka kapak yazısı için size çok teşekkür etmek isterim. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın.